Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yine güzel bir patik modeliyle sizlerleyim. Bugünkü patik modelimiz erkek çocukları için şu şekilde gri patik ipi kullanarak yaptığım ve yapımı gayet kolay olan bir patik modeliyle sizlerleyim. Bugün bu modelin yapımını anlatmaya çalışacağım inşallah. Şu şekilde altını gördüğünüz gibi haraşo ördüm. Buralarda düz örgü ördüm ve bilek tarafında da lastiğimiz var. Şimdi hep birlikte bu modelimizi öreceğiz inşallah. Bu modelimiz, vereceğim ölçüler 4-5 yaş için uygun bir patik modeli. 4-5 yaşındaki çocuklarınızı örebilirsiniz. Ben erkek çocukları dedim ama siz bu renkli iplerle farklı renklerde kız çocuklarına da yapabilirsiniz. Ben bunu bu şekilde oğlum için hazırladım. Renkli bir patik. Gri renginde. Şimdi patik ipimi alıyorum. Ben patik ipi kullandım. Siz evdeki iplerinizi de kullanabilirsiniz. Patik ipimi aldım ve 3 numara şişlerimi de alıyorum. Toplamda şişime ilmek kaç tane atıyoruz? 45 tane, tek sayı olması lazım. Şöyle 2, 3, 4, 5, 6. İlmeklerimizi çekerken her zaman söylüyorum, çok sıkmayın, çok da gevşek bırakmayın. Normal bir şekilde, şu şekilde çekerseniz işlerken ilk başlangıçta size kolaylık olur. Çok gevşek de bırakırsanız lastik yeriniz çok bol, gevşek durur ve güzel bir görüntü olmaz. Toplamda şişimize 45 tane ilmek atıp tamamlıyorum. Evet, 45 tane ilmeğimi attım ve ipliğimi bağlayarak sabitliyorum. 2 tane düğüm attım. Şimdi ilmeğimi aldım. İlk ilmeğimi her zaman işlemeden örüyorum. Sıradaki ilmeğimi düz örgü yaptım. İpliğimi bu tarafa geçiriyorum. Ters örgü yaptım. Lastik öreceğiz. Düz örüyorum. Diğerini ters. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Bu şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. Bir düz, bir ters olacak şekilde lastik örgümüzü yapıyoruz. Toplamda 45 ilmek attık ve bu bütün ilmeklerimize bir düz bir ters olacak şekilde işliyoruz. Evet, sıra sonuna geldim. Evet, lastiğimizi oturtturduk buraya. Bir düz bir ters ilk sıramızı bitirdik. İlk sıram bitti. Şu şekilde örgümüzü oluşturduk. Şimdi yine ilk ilmeğimi işlemeden alıyorum. Sıradaki ilmeğe bakıyorum, ters. Bunu ters örüyorum. Sıradaki düz, düz ördüm, ters, düz, ters, bir düz, bir ters. Artık modelimiz oluştu. İlmeklerimiz zaten bize yol gösteriyor. Artık düz olanları düz, ters olanları ters olacak şekilde devam ediyorum. Sıra sonuna kadar burayı da bu şekilde öreceğim. Bu patiğimizin bilek tarafına gelecek olan lastik bölümü. Lastik bölümümü tamamladıktan sonra modelin kurulumuna geçeceğiz.
Evet. Sıra sonuna geldim. Bir düz, bir ters modelimiz oluştu. Evet. Şu şekilde lastiğimiz oluştu bakın arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Bunu 10 sıra, eğer sıra sayamam derseniz, bakın şu şekilde şu ilmekleri sayarak 10 sıra yapacağız. Eğer ilmek sayamam derseniz, zor oluyor derseniz şöyle mezronuzu alacaksınız. 3 santim lastik öreceğiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şuradan tutup 3 santim lastik öreceğiz. 10 sıra, 10 sırayı sayması zor olur ilmeklerini diyorsanız 3 santim lastiğimizi örüp geliyoruz. 3 santim tamamlayın, 10 sıra yani. Lastiğimizi bitirip modele geçelim. Evet arkadaşlar, patiğimizin lastik tarafını bitirdim. Dediğim gibi 10 sıra yapacağız lastiği. Eğer 10 sıra sayamam dediyseniz şu şekilde 3 santim lastik yapımımız yeterli olacak. 3 santim lastiğimizi yaptık. Modelimin düz tarafındayım. Şimdi buradan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Şu gördüğünüz 23. ilmeğe bir tane ayırtaç takıyorum. Yani 23. ilmek. 22 bu tarafta kalacak. 22 bu tarafta ilmeğimiz kalacak. Tam ortadaki kalan tekli noktaya bir tane ilmek ayırtıcısı taktım. Şimdi burada ilk ilmeğimi yine işlemeden alıyorum. Düz örgü öreceğiz. Bu sırayı düz yapıyoruz. İlmeklerimi ayırtaç taktığım yere kadar düz örüyoruz. Lastiğin üstüne düz örgü geçeceğim artık. Şuraya kadar arkadaşlar, ayırdığım yere kadar 22 ilmeği düz örüyorum. Evet, 22 ilmeği ördüm. Bu ayırtaçta taktığım burada duruyor. Şimdi burada gizli bir artırma yapacağız. Gizli artırmayı nasıl yapıyorum? Şöyle baş parmağıma ipimi şöyle doluyorum. Ve şu şekilde bir tane gizli bir ilmek atıyorum. Buraya bir ilmek attım. Sıradakini işliyorum. Bakın ayırtacın takılı olanını da işliyorum. Ve buraya bir tane daha. Bir sağdan bir soldan iki ilmek artırmış olduk. Ve devam ediyorum artık. İki tane ilmek artırmış oldum bu sırada. Şu anda düz örgü olarak sırayı tamamlayacağım. Evet, sıra sonuna geldim. Burayı da bitirdim bu sıramızı. Burası modelimizin düz yüzü. Düz tarafındayız. Şimdi modelimin arka tarafına geçtim. Yine ilk ilmeğimi işlemeden alıyorum. Ters örgü örüyoruz düz olsun diye. Hep kendimizden taraftan alarak devam ediyoruz. Burayı bu şekilde öreceğiz. Ama artırdığım ilmeklerin de örümünü göstereyim size, yapılışını. Evet, şimdi artırma yaptığım yere geldim. Bakın burası artırdığım ilmek. Bunu da aynı normal şekilde örüyoruz. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Bu ilmekleri de aynı şekilde örüp sıramızı tamamlıyoruz. Evet. Bakın gördüğünüz gibi ördüm. Ve sıra sonuna kadar aynı şekilde bütün ilmeklerimizi bu şekilde ters alarak
Ön taraftan düz örgü yapıyoruz. Yine düz tarafındayım modelimin. Aynı şekilde burayı da düz örerek bir artırma daha göstereyim size. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bakın model düz yüzümüz görünmeye başladı zaten. Şimdi tam ayırmış olduğumuz yerdeyiz. Bu orta direğimiz bizim direk olarak kalacak. Şu şekilde patiğimizin tam şurası. Orta hizası. Hep onun bir sağından bir solundan artırma yapacağız. Yine burada bir tane artırma yapacağım. İpliğimi böyle alıyorum. Buraya bir tane ilmek atıyorum. Gizli olarak artırma yapıyorum. Delik açılma olmuyor arada. Ortadaki, tam ortadaki ilmeğimi işledim. Buraya bir tane daha attım ilmeğimi. Evet, tekrar işleyerek devam ediyorum. Şu anda toplamda 4 tane ilmek artırmış olduk. 45'ti ilmeğimiz. 4 tane daha ekledik. 45'e 49 tane ilmeğimiz var şu anda şişimizde. Evet, sıranın sonuna geldim. Ve yine arka tarafı da aynı şekilde ters örgü örerek, hiçbir işlem yapmadan arka tarafta artırma yapmıyoruz. Sadece ön tarafta artırmalarımız var. Arka tarafa geldiğimizde bütün ilmekleri ters bir şekilde işleyip geçiyoruz. Bu arka tarafında hiçbir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Artırdığımız ilmekleri de yine ters örgü olarak hepsini işleyip geçiyoruz. Geldik yine artırmalarımıza. Bakın böyle ters alarak hepsini işleyerek devam ediyorum. Şu şekilde göstereyim. Bakın artırmamız oluşmaya başladı. Şimdi kaç sıra artıracağız arkadaşlar? Dediğim gibi şimdi şu anda sıra şişlerimde 49 ilmek var. 71 ilmek olana kadar artırmamızı yapacağız. Şişimizdeki saydığımızda 71 tane şu şekilde tek tek 1, 2, 3, 4 bu şekilde tek tek saydığımızda 71 ilmek olana kadar yapıp geliyorum. Evet, ben sıramın hepsini tamamladım. Toplamda şişimde 71 ilmek var. Şu anda artırmaları yaparak şu ortadan bir ilmeğimizi ayırmıştık. Bir sağından bir solundan gizli artırmalar yaparak devam ettik. 45 ilmekle başlamıştık lastik kısmında. Şu anda şişimde 71 ilmek var. Toplamda 26 ilmek artırmış oldum. Şu şekilde düz yüzündeyiz modelimizin. Şimdi yine ilmeklerimi, ilk ilmeğimi işlemeden alıyorum. Ve burayı düz örgü öreceğim. Bu sırada hiçbir artırma yapmayacağım. Sadece bu sırayı düz öreceğim. Orta yere geldiğimizde dediğim gibi artırma yok. Çünkü tabanımızın haroşasını yapacağız. Şuraya kadar geleyim, size orta yerini göstereceğim. Artırma yapmayacağım. Evet, bakın orta kısımdayım. Burada artırma, tam ortadayız şu anda. Artırmıyorum. Düz işleyip geçeceğim. Sıra sonuna kadar bu şekilde düz bir örgü yaparak sıra sonuna kadar şuraya kadar yapıp geliyorum. Evet, sıranın sonuna kadar yaptım. Modelimin ters tarafındayım. Şöyle yine ilk ilmeğimi işlemeden aldım. Haroşa yapıyoruz arkadaşlar. Karşı taraftan alıyorum örgümü hep. Karşıdan ilmeklerimi alarak ters örgü oluşturacağım. Haroşa yaparken ne yapıyorduk? Hep karşıdan alıyorduk.
Şöyle ilk diş haroşomuz bakın oluştu. Düz yüzünde ilk haroşomuz şöyle oluştu. Bu sırayı karşı taraftan bu şekilde alarak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde işliyorum. Evet, bitirdim. Sıranın sonuna geldim. Şöyle gördüğünüz gibi ilk diş haroşa oluştu. Yine ilk ilmeğimi işlemeden alıp yine karşı taraftan alıyorum. Hep karşıdan işleyeceğiz. Karşı taraftan ilmeklerimizi alarak, yani düz örgü yapıyoruz. O kendi haroşa oluşuyor zaten. Tersinden de düzünden de hep düz örgü yaparak haroşa örgümüzü ortaya çıkartıyoruz böyle. Bu sırayı da bu şekilde öreceğim. Şimdi bir diş daha haroşa görünsün size. Tam göstereyim. Sıra sonuna kadar da devam ediyorum. Modelin tekrar tersindeyim. Yine karşı taraftan düz örgü örüyorum. İkinci diş haroşamızı yapıyoruz. Evet, şöyle göstereyim size. Artırma yapmıyoruz. Eksiltme, hiçbir şey yapmadan patiğimizin taban kısmını yapacağız. Şu şekilde iki tane haroşamız oluştu bile. Patiğimizin gördüğünüz gibi taban kısmını yapacağız. Onun için eksiltme, artırma yapmıyoruz. 71 ilmekle 8 diş haroşa yapacağız. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toplamda 8 diş haroşa yapacağız. Şu anda ikisini yaptık. 6 diş daha yapacağım. 8 diş haroşayı tamamlayıp dikim aşamasına geçebiliriz. Evet, ben 8 diş haroşamı tamamladım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toplamda tabanımıza 8 diş haroşa yaptık. Şimdi ilmeklerimi keseceğim. İlmeklerimi nasıl kesiyorum? Şöyle ilmeğimi önce ipimi geçirdim karşı tarafa. 2 tane ilmeğimi karşıdan alıyorum. 2 ilmeği bakın bu şişimi aldım. İpliğim içinden geçirdim. Tek ilmek yaptım ve bırakıyorum. Sağdaki şişimde bir tane ilmeğim var. Bu ilmeğim geri soldaki şişime aktarıyorum. Şimdi tekrar 2 ilmeği alıyorum. İlmeğimi geçirdim 2 tanenin içinden. Bu 2 ilmeği bıraktım. Şişimde bir tane var. Bunu geri buraya aktarıyorum. Bu şişimde hiç ilmek olmayacak. Hep geri oraya aktaracağım. 2 ilmek aldım. Çıkardım. Bir ilmeği geri aktardım. Örgümüzü kapatıyoruz artık. 2 ilmeği aldım. Bu diğer ilmeği buraya aktardım. 2 tane aldım. Tek ilmek aktardım. Bakın, kesme işlemimize başladık. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi kesip gelelim. Evet, ilmeklerimin hepsini yaptım. Son bir tane ilmeğim kaldı. Onu da içine şöyle bir İki sefer geçirip sabitledim. İpliğimi kesiyorum. Evet, patiğimizin açık hali bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şimdi iğnemi, ipliğimi iğneme taktım. Şöyle düğümü atıyorum. Ters tarafını katladık ve lastik tarafından şöyle sabitleyerek dikişine başlayacağız. İlmekleri karşılarına denk getirerek şöyle düzeltiyoruz. İlmekleri birbirine denk getiriyorum karşılarına. Üst üste binmeyecek bir şekilde dikerseniz dikişler rahatsız etmiyor ayakta. Kalın değil bakın, ince ilmeklerden alıyorum ve dikiyorum. Bu şekilde komple buradan böyle dikiyoruz ve bu köşe topuk ol, burası topuk olacak ve burun tarafına kadar dikimimizi yapalım.
kenarından buradan ve böyle taban kısmından dikerek devam edeceğim. Taban kısmından şöyle ilmekleri ala ala, karşılıklı ilmekleri alarak dikerseniz daha güzel olacak. Dikiş işlemini tamamlayıp gelelim. Evet, ben dikişi bitirdim. Şöyle ipliğimi kesiyorum ve çeviriyorum. Evet, patiğimizin bitmiş hali bu şekilde. Görüntüsü şu. Siz isterseniz bilek yerine şurasına zincirle pompon da takabilirsiniz. Ben gerek duymadım. Şöyle ben için doldurdum. Ayakta duruş hali de böyle. Erkek çocuklarına gri renk olarak ben dediğim gibi oğluma yaptım. Siz isterseniz değişik renklerle kız çocukları için de yapabilirsiniz. Bu verdiğim ölçüler 4-5 yaşına uygun bir model. Şöyle esniyor. 4-5 6'ya bile belki gelebilir ayak numarasına göre. Yapabilirsiniz. Yapımı gayet kolay. Gördüğünüz gibi bugünlük bir videomuzun sonuna daha geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, videolarımdan haberdar olmak için zili açmayı unutmayın. O güzel yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın. İyi günler.